Gözler asgari ücrette tabii seçim sonrası Temmuz'da bir ara zam olacağı sinyali gelmişti. Hem cumhur, yani ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Aslında Çalışma Bakanı Vedat Bilgin pek böyle bu konuyla ilgili bir açıklama yapmak istemedi. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyince artık rakamlarda yavaş yavaş konuşulmaya başlandı. Temmuz'da bir ara zam. Genellikle çalışanlara, emeklileri enflasyona ezdirmeme ilkesi ...içerisinde hareket ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Masada hangi seçenekler var? Birlikte bakalım. Aslında ciddi anlamda bir yükseliş oldu asgari ücrette. Şimdi birazdan bakacağız 2022'den bu yana neler olduğuna. İlk hedef asgari ücrete ara zam. Sizlerin tahmini ne kadar bilmiyorum ama kapı 500 dolardan yani 10 bin lira civarından açılıyor. Birazdan bahsedeceğiz. Asgari ücret tespit komisyonu ara zam için bu ay bir araya geliyor. Taraflar bir araya gelecekler, çalışanlar ve işveren kesimi onlar aralarında bir fikir alışverişi yapıyorlar. Ne olabilir? Yani işveren tarafı da önemli bir yandan çünkü sadece asgari ücrete zam yapmıyorlar. Asgari ücretin bir kademe üstünde maaş alanlar da zam istiyor haliyle enflasyona ezilmemek için. Dolayısıyla iş dünyasında ücret politikalarında tamamen bir değişim oluşuyor. 2022 Ocağı gidelim birlikte. Net ücret 4253 liraydı. Bürüt ücrette lira, 5004 lira oldu ve artış %50 idi. 2022 Ocağı'nda Erdoğan açıklamıştı rakamı. Temmuz'da bir arazam yapıldı. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi ve bir arazam olacak dedi. 2022 Temmuz'da 5.500 liraya yükseldi. O da %29.31'lik %29 bir artıştı. Brüt'te 6.471 liraya geliyor. 5.500'ü de kimse beklemiyordu onu da söyleyelim. Cesur bir artış oldu. Genelde tavan olarak 5.000 rakamı söyleniyordu. 2023 Ocağa geldiğimizde yine 7.500 en fazla 7.500 olur deniyordu. Ocak'ta da Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı ve asgari ücret tam %54.70'lik artışla 8.506'ya yükseldi. Brüt ücrette 10.000 lira oldu bu açıklamanın ardından. Peki nasıl belirlenecek? Aşağı yukarı bir rakam oluşturalım. 6 aylık enflasyon oranı artı refah payı gelirse eğer masada 3 seçenek var. Söylediğimiz gibi 500 dolardan kapı açıldı. Dolar bazında da asgari ücret arttı onu da söyleyelim. %21.6'lık artışla alt limit 500 dolar 10.350 liraya karşılık geliyor. Şu anda eğer %21.6 artış olursa. Eğer %30'luk bir artış olursa 11.058 lira olacak asgari ücret. Ve eğer %35 olursa o daha optimum bir rakam. Daha dengeli 11.483 lira ya çıkması bekleniyor. Asgari ücretin masadaki rakamlar böyle. Bu arada bayram ikramiyesine de zam haberi oldu. Ramazan Bayramı öncesi emekli ikramiyesi %82 artışla 2000 liraya çıkmıştı. Bu da bayram öncesi hesaplara yattı. Kurban Bayramı öncesinde bir zam gelebilir. %25 ila %50'lik bir artış söz konusu. 2500 ila 3000 lira olabilir. Ee, sevgili izleyiciler kurban bayramı öncesi de bayram ikramiyesi. Bu arada en düşük emekli maaşı 7500 liraya yükseltildi. Onun üzerinde alanlara da bir düzeltme yapılacak. Bununla birlikte en düşük memur maaşının da 22 bin lira olacağı vaadinde bulunmuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi bunlarla ilgili de 15 Temmuz'a kadar mecliste yoğun bir tempo olacak. Evet, milyonların gözü kulağı meclisten gelecek bu haberlerde.